Herkese yeni bir günden tünaydınlar arkadaşlar. Tünaydınlar diyorum çünkü öğlen ezanı okunuyor. Saat 1:10 geçiyor. Kahvaltıdan sonra ben biraz uzandım. Şimdi annem böyle salon tülünü çıkardı. Biritlerinde herhalde eksikler var. Onları dikecek, yıkayacak. Ben de birazdan cam sileceğim bu camı. Ve tabii ki o camı sileceğim. Evi şöyle bir süpürürüz. Vallahi bayrama çok az kaldı. Hiçbir hazırlık yapamadık. Evet, şimdi tüller yıkansın. Ben de birazdan inşallah camları silerim. O zaman bize kolay gelsin bakalım. Evet, ben şimdi cam silmeye başlayayım. Bu yerlere çiçekten su dökülmüş anne. Bunu ben robot kuracağım. Sen yarın yokken yapacağım bunları. Bugün mecbur süpüreceğim. Çerçeveler artık şey olmuş. Durduğum yerine ter döküyorum ya. İlk önce şöyle ciltliyim ama çok kararmış, bunlar çıkmıyor. Acayip nem var yine. Bilmiyorum dedim, gündüz eşime yemek yaptı, götürdü dedim oraya. 5'te değil, 7'de gitti ama. Ama işe gitti mi gitmedi mi haberim yok dedim. O filketeleri neye takıyorsun anne? Ondan uçlarını geriyorum ya. He. Yoksa bu tarafa kayıyor. Çalıştırdın değil mi makineyi? Makineyi çalıştırdın değil mi? Duymuyor anne. Senin çerçevelerin artık hiç beyazlamıyor. Niye? Sen kaç senelik yaşım? Şeyden önce, döşemeden önce, en önce onu yaptırdık. Senelerinde var mıydı? Vardı tabii. Biz Barış'la geldiğimizde herhalde. 20 sene oldu senin evlendiğin. Eski yollarda. Bir de şey, buranın... Şimdi ev yapılırsa tamir et, değişecek. Eskiden daha parlıyordu silince çerçeveler, şimdi çok parlamıyor. Bu da Pella'nın bezi galiba, bakayım. Yok, bu başka bir şey. Bunu sana Elif mi verdi? Bunu Elif mi verdi sana? Pella değil de. Bana ne verdi? Bu başka, mutfaktaki Pella. Şuraya da verdi. He, dün ablam bana getirdi onu. Dolapları onlarla kuruladık. Bizim camlarımız çok büyük, aşırı büyük. Gerçi benim şimdiki evim daha büyük. Ben onları nasıl sileceğim bakayım, korkuluk da yok.
Evet, çok şükür burayı bitirdim arkadaşlar. Çerçeveleri cifledim, camları sildim. Şurada görüyorsunuz kovalar falan var. Onları güzel yerlerine ayarlayacağım. Üstünü sileceğim ve tabii ki de balkona akıtacağım. Daha tül yıkanıyor zaten. İki tülün yıkanması uzun sürer. Annem ön yıkamalı yıkıyor. Balkonu da akıtalım. Ondan sonra hemen bu cama geçelim. Orayı da güzel sileyim, cifleyeyim. Balkonu akıtayım. Evi de şöyle bir süpüreceğim. Annem yarın robotu kuracakmış. Öyle az kaldı çok şükür. Kendimi yormadan yavaş yavaş yapıyorum bakalım. İnanın burada iş yapmak bir şey değil ama bu nem insanı mahvediyor. Şimdi bir tek salon camı, mutfak camı kaldı. Buralarıma da hep cip falan sürmüşüm. Buraları akıtacağım. Annem de muska böreği saracak. Elif'le mesajlaştık. O da patates köfte kızartacakmış. Çorba pilav falan yapacağım. Olmazsa gelin ben de yiyin dedi. Ben de bakarız dedim. İşlerimiz bitsin haberleşiriz dedim. Az kaldı ama sıcak beni mahvetti. Bir de tripodum hiç iyi çıkmadı. Böyle uygun bir şey almıştım beni şimdilik idare etsin diye. Telefonum küt küt bayılıyor. Yakındaysanız böyle boydan alamıyorum. Çünkü sürekli telefon ağır geldi. Tripod düşüyor arkadaşlar. Bezime bakın. Çiçek gibiydi. Annemin pima penleri bayağı kötü olmuş. Vallahi nem çok nem. Nem mahvediyor. Şimdi telefonu şöyle şuraya alayım. Burayı da silelim bitsin bakalım. Sonra da ne yapacağız? Balkona akıtacağız. Annemin böreğini de çekeceğim sizlere. Şöyle çerçeveleri cipliyorum, duruluyorum. Nerede kök yedi? Ondan sonra... Baksanıza. Duru kuşun parmakları var burada. Yaramaz duru. Gün görmedim duruyor. Annem bu camlar benim de dedim sanırım aşırı büyük aşırı. Şimdi ben işlere kısa bir ara verdim. Annem burada muska böreği yapacak. Biz iki katla yapıyoruz. En alta sadece ayçiçek yağı sürüyoruz. Üste de ne sürüyoruz size şimdi göstereyim. Bir tane yumurta. Valla ben göz kapatayım. İki yumurta, iki kaşık şey. Ne? Yoğurt. İki yumurta, iki kaşık yoğurt. Sıvı yağda göz kararı koydum herhalde. Bunları güzel karıştırıyoruz. İkinci yufkaya bunu seriyoruz. İlk yufkaya sadece ayçiçek yağı arkadaşlar. Bunu hiç yapmayan varsa muhakkak yapın. Ben bildim bileli annem bu tarifi yapar ve çok güzel bir börek olur. Hatta bu şekilde hazırlarız. Biz buzluğa atarız. Misafir geldiğinde çıkartıyoruz. İsterseniz buzluğu çözdürün, isterseniz çözdürmeyin. O şekilde yumurta sarısı sürün. Harika oluyor.
Şimdi bakın buranın yufkaları da pahalı ama çok güzel anne. Hı. Bu arada yufka 15 TL olmuş arkadaşlar. Dün akşam babam getirmiş. Annem diyor ki her şey pahalandı. Her şey çok pahalandı. Dün akşam bayağı bir güldük çünkü cidden çok zamlanmış yani. Allah herkese yardım etsin. Hayat artık çok zor. Şimdi ikinci yufkayı da böyle serdi. Bu arada kanter içindeyim vallahi. Bir de annem camları ben sileceğim diyor bana. O bana kıyamadı bugün yorgunum diye ama iyi oldu. Bugün daha iyiyim. Evet. Onu da serdi. Kesmeden süreceksin. Şimdi kesiyoruz. Hayır. Sen öyle mi yapıyorsun? Ben hayır, sürüyorum onu. Hayır sürülmez. Aa, sürülmez bak, diyor. Hani birazcık şey çok bastırma da camı çizebilir. Bak. Göstereceğim ben şimdi yakında. Evet. Böyle uzun uzun şeritler halinde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz bugün bunu peynirli yaptık. Normalde kıymalı yaparız. Kıymalı da çok güzel olur. Evet. Böyle hepsini kesecek şimdi annem. Şimdi hepsini kesti. Böyle harçtan sürüyor arkadaşlar. Ben normalde kesmeden sürüyorum da annem böyle yapıyormuş. Aslında annem benim gibi yapıyordu da bence hatırlamadı şu an. Yok ben böyle yapıyorum. İyi de ben senden öğrendim anne. Tamam fark etmez de böyle daha çok şey oluyor. Hmm, tamam bir dahakine ben de böyle yapayım. Bunu kalmıyor anlıyor musun? Anladım bir dahakine ben de böyle yapayım. Şimdi fırçayla şey yapacağım. Şu sürahiler dolaba sığmadı onları ayarlayacaktım. İki gündür bir zamanım olup da rafı yukarı çıkaracağım. Bu arada anne senin dolabını çok beğenmişler. Herkes güle güle kullansın yazmış. Teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin. Amin amin. Çok eskimişti. Evet bayağı. Onu da şey böyle bulaşık makinesini verirken Beko kampanya yapmıştı. Vermişlerdi. Ama bunu ihtiyacı olan biri varmış. 250 TL'lik masrafı varmış. Gelen beyefendi istedi. Annemler de onlara verdiler. Hayrına verirdik yani. Aynen birinin işini görür inşallah. Yani eskiydi ama yine de ona bile ihtiyacı olan insanlar var maalesef ki. Ablam arıyor şu an. Açamayacağım abla bekle. Annem börek sarıyor bekle. O şimdi ne yaptınız diye arıyor kesin. Yaren'i arayacak bak ya da seni arayacak. Önceden çekim yaparken yukarıdan arama yes, geldiği var. An kapanıyordu. Ama şimdi kapanmıyor. Bakın ablam hala arıyor. Açmayınca sorun da olmuyor da o gelmez. Nöbetten geldi anne. Karşı taraflara sıçrattı. O yapmıyordum hiç öyle bir şey. Neyse bırak bezle alırız bırak. Sonra silerim dur. Tamam onu da koy. Ablamı arayayım bir tane iki tane sersen. Böyle peynirli maydanozlu iç hazırladı. Bak böyle bol bol koyuyorsun. Evet. Sen bir iki tane sar. Bir sarayım da görsün ondan sonra kapatırsın. Görsünler görsün değil. Çok kişi izliyor. Evet bu şekilde bakın. Öyle. Aynen böyle bakın arkadaşlar. Bir öyle bir böyle. Bu patatesli de çok güzel oluyor. Patatesi kavurup soğanlı anne. Baharatlı. Hı hı. Ispanaklı. Her türlü güzel oluyor. Ama en güzel kıymalı. Kıymalı güzel oluyor. Peyniri de çok güzel. Şişiyor bu. Bu peynir şimdi eriyor bir de. Eriyen peynir. Fırına verirken de üzerine sadece yumurta sarısı süreceğiz. Fırına vereceğiz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Bizim böreğimiz bu şekilde arkadaşlar. Annem şimdi kalanları yapsın. Ben de balkon camını silmeye gideyim. O esnada da hemen ablamı arayayım. Böreğimiz böyle olacak. Fırına atarken de tekrar sizlere gösteririm. Maşallah çiçek nasıl coştu görüyorsunuz. Buraları falan şöyle buraları falan her tarafı sildim. Şimdi balkonda musluk iyi oluyor yazmışsınız. Aynen bakın buralar dün akıtıldı. Görüyor musunuz? Her taraf leş gibi. En son balkonu da akıtayım. Ondan sonra da evi süpüreceğim. Bitecek inşallah bugünlük. Oturma odası kaldı. Bir de benim yattığım yatak odasının camı kaldı. Artık onları bugün yapamam sanırım. Bir iki gün sonra yaparım inşallah. Şimdi su soğusun bakalım. Şurada bir kahve içerim inşallah. Evet şimdi böreğin bir kısmını tepsiye aldım. Annemin hazırladığı harçtan üzerine sürdüm. Çörek otu döktüm. Bunu fırına göndereceğim. Burada da annem çok güzel zılbıt kavurdu. Buzlukta zılbıt vardı. Biz çok seviyoruz. Normalde yumurta kırılıyor ama kızlar yumurtalı sevmiyorlar.
Şimdi bu doğru fırına gitsin. İşler anca bitti arkadaşlar. Sesimden de anlıyorsunuzdur. İşler bitti. Benim pilim de bitti. Öyle bakalım şimdi börekler mis gibi pişsin. Afiyetle de yeriz inşallah. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi börekler nar gibi kızardı. Mis gibi oldu. Şimdi bir çay suyu koyalım. Böreklerden yiyelim bakalım. Annemin elinden şöyle göstereyim. Bu şekilde böyle aynı milföy gibi kabarıyor arkadaşlar. Evet, bu tül asıldı. Çok oldu arkadaşlar. Çay içmeden önce asmıştık. Annem şöyle gerdirmelerini yapmış. Benim tülüm gibi mekanizmalı değil, iple gerdiriyor annem. Vallahi benim hiç halim olmadığı için Elif'e gidemedik. Normalde Elif çağırmıştı yemek yemeye. Burada karnımızı doyurduk. Biraz uzandım. Annem de uzanıyor. Saati görüyorsunuz, 7'yi 10 geçiyor. Bayağı bir dinlendik. Bu tülü sakın asma demiştim ona. Şimdi ben asacağım. Ondan sonra da annem yine şeklini verecek. Tüllerimizi Elifler evlendiğinde diktirmişti annem. Yani bayağı bayağı aslında zaman geçti. Ama hiçbir yıpranma falan yok. Hatta şu taşlarında düşme falan bile olmadı. Bu koltuklara beyaz tül daha yakışırdı ama yeni tül olduğu için değiştirmedi annem. Neyse, ben şimdi hemen tülü takayım. Bugünlük işler güçler bitsin bakalım. Evet arkadaşlar, kardeşim geldi. Babamla onlar balkonda sohbet ediyorlar. Annemin de bir iki parça ütüsü vardı, onu yapıyor. Ben de burada saat geç olmadan kapanışı yapayım istedim. İlaç içtim, başım ağrıdı. Bayağı bir başım ağrıdı hem de. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa saat 9.30-10 gibi erkek kardeşimle, eniştemle yola çıkacağız. İnşallah 4-5 gibi mi, 5-6 gibi mi demişler, tam hatırlamıyorum. Nakliye şirketi gelecek. Buradan Sivas'a giden yük vardı. Onu bırakacaklar. Daha sonra da işte dediğim gibi 5-6 gibi Yozgat'a gelecekler. Bizim eşyamızı yükleyecekler. Bu akşam bayağı bir stres yaparım. Artık sabah nasıl olur bilmiyorum. Ben böyle şeylerde çok evham yapıyorum. Hani nasıl olacak, nasıl bitecek? Aslında tabii ki de akışına bırakmak lazım her şeyi ama huy kötü arkadaşlar. Temizlik gününde bile ben o gece uyumadım. Ay yetişecek mi? Ay nasıl olacak? Çok isterdim böyle gamsız, rahat bir insan olmayı ama dediğim gibi huyum böyle. Böyle gelmişim, böyle de gider. Bugün gördüğünüz temizlik yaptık. Annemle sohbetli börek yaptık. Börek çok güzel olmuştu. Annemin tekrar ellerine, kollarına sağlık. Hatta ikincisini pişirmedik. Yarın onlar kızlarla yer diye düşündük. Öyle arkadaşlar, yarın yine yoğun bir gün bizi bekliyor. Eşyalar yüklenecek. Ondan sonra da biz hemen biraz dinleniriz. Yemeğimizi falan yeriz. Yola çıkarız. Büyük bir olasılıkla gece burada oluruz. Oradan da acele ediyorum. Neden ediyorum? Hani çok geç gelmez inşallah nakliye. Çünkü elektrik, su yok malum. Suyla işimiz yok ama elektrikle işimiz var. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayayım. Birazdan annemle kendime bir kahve yaparım. Belki başıma iyi gelir. Evet, o zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın cuma. Bu ara günleri unutuyorum. Bugün 15 Temmuz'du. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Kusuruma bakmayın. Gerçekten günler karıştı bende. Geçen hafta da cumayı kutlamadım sanırım. Herkese şimdiden hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Yarın Yozgat'ı şöyle bir turlarım. Çünkü eniştemle kardeşim nakliyenin başında olurlar. Benim orada çok işim olmaz diye düşünüyorum. Bir iki arkadaşım var görmem gereken. Belki beni Yozgat'tan izleyenler varsa sizlerle de karşılaşırız nasip olursa. Evet, o zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın video çekeceğim ama edit falan yapabilirsem atarım. Yapamazsam bir gün sonra buluşuruz. Dualarınızda beni de unutmayın. Hayırlısıyla şu işleri halledeyim. İnşallah evimi yerleştireyim. Ben de şöyle rahat rahat oturayım inşallah. Evet, sizleri seviyorum. Hoşça kalın.